Herkese merhabalar. Uzay geometrisi konumuzla beraberiz. Artık son matematik konumuz Tomuş Uzaya çıkıyoruz. 10. sınıfta uzay geometrisi son matematik konusu ve artık matematik haftamızda bitiriyoruz bu konuyla. Peki ne göreceğiz biz uzay geometrisinde? Dik prizmalar ve dik piramitler. Yani prizmalar taban alt tabanı ile üst tabanı aynı olan şekillere biz prizma diyorduk ve dik piramitlerde alt tabanı bir şekil ama üst tabanı sadece bir nokta olan şey, e, şekillere, üç boyutlu cisimlere biz dik piramit diyorduk. Bunları beraber öğreneceğiz. Bunların özelliklerine bakacağız. Ve biz bunların temellerini aslında ortaokulda cisimlerin farklı yönden görünümünde atmıştık. Prizmaların temellerini. Prizmalar ve açılımlarını zaten görmüştük. Piramit ve açılımını da görmüştük aslında. Ardından hatta 8. sınıfta görmüştük bunları. 9. sınıftan TYT kısmında da 9. sınıfta hiç bunları görmemiştik. Ve burada da bütün öğrendiklerimizin aslında TYT ile bağlantısının ödevini yapmak zorundayız. O da şu. 9'dan 10'a hazırlık kampımızda biliyorsunuz artık 9'dan hazırlık setimizi kullanıyoruz. Son ödevimizi veriyoruz matematik kitabımızdan. Matematik kitabımızı açtığımız zaman şimdi artık FKB kitabımız geliyor ve ETC kitabımız geliyor. Bunlarla alakalı soruları da ödevleri de mutlaka yapmayı ihmal etmeyin diyorum. Matematik kitabının son kısmını açıyorum seninle beraber. Son kısmında artık nereye geliyoruz? Uzay geometri kısmı. Sayfa 126'dan başlıyoruz ve kitabımızı bitiriyoruz. Cumburlop Tomuçelal şey Bey'im sayfa e, 135'e kadar tamamlarsak... Bu, bu, yaz verimi geçti hocam ya. Bir bu yaz oldu. Çok güzel verimi geçecek daha. E, FKB ve ETC haftalarımızda da çok daha verimli geçecek. Hadi bakalım o zaman şimdiden dersimiz başlasın. Yeni haftamızda görüşmek üzere. Peki Tomuç hemen sana bakalım. Mesela şu ne şeklidir sence? Bu nasıl bir şekilde? Bu nedir? Adı nedir bunun? Prizma. Harika. Neden buna prizma diyoruz biliyor musun Tomuç? Çünkü üstüne oturabiliyorum. Tebrik ediyorum. Bravo diyorum. Sana bir başka bir şekil göstereceğim şimdi sana hemen. Mesela bu şekildedir biliyor musun? Piramit, Mısır piramitleri. Neden buna piramit diyoruz peki? Çünkü üstüne oturamıyorum. Harika işte bu kadar. Yani prizma ile piramitleri ayırmamızın temel sebebi bu. Bu kadar basit. Prizmadaki mantık aslında bir üst tabanı var. Hatta böyle aynı renkte yazalım sana beraber Tonguç. U. Üst tabanı var bir de alt tabanı var ve bunlar birbirleriyle aynı Tonguç evladım benim. Peki aynı peki bu şekiller nedir Tonguç? Bak şu şeklin adı nedir? Bu şekli de aslında bir üçgendir ya. Biz bunu Tabanı neyse o adla adlandırıyoruz. Üçgen dik prizma diyoruz. Dik olmasının sebebi de aslında bu yükseklik dediğimiz bu çizginin yani üst tabandan alt, tara alt tabana inen bu çizginin aslında tabanlara dik olmasından kaynaklanıyor e diyoruz. Bunun dik olmasının sebebi. Peki bir de şöyle bir şekiller var ki bunlar da mesela şu çizgi ondan sonra şu çizgi bunlar aslında biz ayrıt adını veriyoruz. Neden kenar demiyoruz biliyor musun? Çünkü bunlar üç boyutlu cisimler olduğu için bunlar artık üç e, boyutların üzerindeki kenarları biz ayrıtlar diye ad veriyoruz. Yani e, ayrıtları 3 4 5 olan diyecek mesela. İşte ama mesela kenarları 3 4 5 olan dese tek boyutlu yani e, tek boyutlu üçgen olur mesela gibi düşünebilirsin. İki boyutlu üçgen olur mesela diyebilirsin. O zaman ayrıt deyince hemen aklımıza üç boyutlu cisimler gelecek diyoruz. Mesela ben bunu açtığım zaman karşıma böyle bir şekil çıkıyor. Bu açtığım şekilde bak alt tarafı yeşildi ya tomuç evlenmeyen. Alt tarafı işte burası aslında. Üst tarafı maviydi ya hemen sana maviyle boyayacağım diyorum ama maviyi bulamıyorum ne yazık ki. Mavi var mı tomuç evlenmeyen orada? Hemen bakalım. Ma hocam. Mesela mavi dediğimiz şey de işte bu üst tarafta Mavi Tonguç evladım benim diyebiliriz. Ee, hemen şöyle evet. Mesela hemen şöyle maviyle bak çat diye hop bu üst tarafta mavi. Yani bak burası 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 burası. Eyvallah bu anlaşılıyor. Ama burada asıl anlaşılmayan şey aslında bizim gördüğümüz zımbırtı aslında şurası. Yani turuncu dediğimiz yer aslında bizim gördüğümüz yer... İşte buraya denk geliyor. Gibi 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 bunun arka tarafında şu bölgenin alanı, onsa şu bölgenin alanı buraya bu şekilde açılaraktan e, toplamda 5 tane alan ortaya çıkıyor. Dikkatli mi? 1 2 3 4 5. Burada 1 2 3 bizim gördüğümüz. Bir de arka sağ tarafta 4, e, bir de sol arka tarafta 5 olmak üzere 5 tane ee, alan çıkıyor. Bunlara tabii bazı özellikleri var. Mesela şöyle göstermek istiyorum sana. Mesela şu alan bizim için şu 1 2 3 alan bizim için yanal alan olarak adlandırılıyor. Mesela şu üst taban bu alt taban. Bunlara da taban alanı diyoruz. Ee, bunları e, bu a a kavramları bilmemiz gerekiyor diyebiliriz. geldik mesela şöyle bir dik prizma. D nasıl bir dik prizma? Üçgen dik prizma. Dik prizmanın alanını bulabilmek için ne yaparız? Şimdi bunun ben bir kere dik üçgen e, dik prizma olduğunu söyleyebilirim. Dik üçgen dik prizma. Çünkü aslında tabanı bir dik üçgen şeklinde Bak dikkat burası 5, burası 3, burası 4. 3, 4, 5 üçgen olduğunu görebiliyoruz. Peki ben bunun ayrı açtığım zaman şeklini nasıl nasıl böyle bir şekil böyle bir şekil çıkıyor. Burası 3'te burası 3'tür. Burası 4'te burası 4'tür. Burası 5. E mesela burası da 5, burası 3, burası 4 şeklinde çıktı. Peki onun dışında diğer kenarları nedir? Mesela şurası burası ile aynıdır altıdır. E burası da altıdır o zaman. E burası da altıdır o zaman. Burası da altıdır. Tamam bunun hepsini buldum bile. Peki buralar nedir acaba? Bu kıl noktaları bulabilmek için şöyle bir mantığımız var. Ben bunu kapattığım zaman bak dikkat et, Şu parça şu parça şöyle bir dikdörtgen var burada. Şu dikdörtgen arka, arka sağ taraftaki aslında şuraya açılıyor. O zaman bu dikdörtgenin bak kenarları şurası altı. E şurası 4. O zaman 4 ve 6 olmuş. O zaman buranın 4 olması gerekiyor diyebiliriz. Geldik mesela şu zımbırtıya. Şöyle bir turuncu bir dikdörtgen var dikkat ettiysen burada. Bunun kenarları 3 ve 6. Şöyle bir dikdörtgen. E, 3 ve 6 ise e, burası 6 ise burası 3 diyoruz burası 3 diyoruz ki zaten mantıken bunu kapattığımız zaman şu parçayla şu parça örtüşmeli şu parçayla e, şu parçada örtüşmeli şeklinde bir mantık o zaman ben artık yanı alanı hesaplayabilirim neden yanı alanı hesaplayabilirim yanı alan dediğim şey 1 2'yi ve 3'ten oluşuyor. O zaman yanı olan dediğimiz şey aslında bak e, burası 6 çarpı bunun hepsi diyebiliriz. Bunun hepsi 5, 4, 3 yani 12. 6 çarpı 12'den 72 santimetre karedir şeklinde bulabiliriz. Ha, ben bunu şöyle de bulabilirim. 6 kere 5 yani şu alan artı e, 6 kere 4 hop yani bu alan artı 6 kere 3 yani bu alan o da 70 da hiç fark etmez. Yani Taban çevresi yani şurası yani burası çarpı yükseklikte de yanal alan bulunabiliyor prizmalarda. Hatta onun formülünü de vereyim sana. Taban çevresi çarpı yükseklik diyoruz. Bunlar bizim iş, içim, işimize çok yarayacak. Tabi bunların dışında prizmalara da piramitlere de bakacağız. Prizmalar bir çok karizma hocam. Taban alanı dediğimiz şey de şurası. E, burası dik üçgen olduğu için 3 ve 4'ün çarpımı bölü 2 şeklinde. Ee, üçgenin alanından hemen altı hesapları. Yüzey alan nedir biliyor musun Tom Eren Bey? İki tane tabanın olduğu için e, yan alan yani 72 artı iki tane altıdan toplamda 84 santimetre kare çıkar diyoruz. Ve aslında buradaki hes hepsini e, tekrar sonra açılıma göre yapmış olduk diyoruz geldik mesela şöyle bir şekilde yine açılımını yaptık yan alan ve yüze alan soruyor e çok basit biz ne yapacağız yan alan dediğimiz şey bu bir prizma olduğundan dolayı taban çevresi çarpı yükseklikle bulunuyor. E bunun taban çevresini hemen bulalım. Burası 3, burası 4, burası 3 ise bunun çevresi 3 artı 4'ün 2 katı. Yani 3 artı 4'ün 2 katı olmak üzere 14 cm diyebiliriz. O zaman 14 çarpı yüksekliği nedir bunun? 7. Bitti. 14 çarpı 7'den e, 70 e, kaç çıkar evladım benim? E, 7 4, e, 28 98, 98. Santimetre. Bravo diyorum sana. Beynim durdu birazcık tabii ki olabilir böyle şeyler. Peki buna geldik yüzey alanına bak. Yüzey alan dediğim şeyse ise yan alanı yani 98 artı bir de iki tane üst ve alt taban olmak üzere taban alanı var. 3 kere 4 12'den 12 çarpı 2'dir. Yani e, 24'ü e eklediğimiz zaman 98'e toplamış evladım benim. 102, 122 santimetre kare karşımıza çıkıyor diyoruz. Peki geldik dik piramitlerin temel elemanları ve açılımlarına. Dik piramit dediğim şey de üzerine oturamadığımız şeyler. Çünkü üzerlerinde bir tepe noktası denilen gerçekten de tek bir nokta var. Diğerlerinde dikkat etseniz üst tarafı alt taraf aynıydı ama burada te tek bir nokta var. Aynı şey burada da geçiyor. E, ayrıtlar mayrıtlar kavramı geçiyor ama burada e, yine aynı taban kavramı burada da geçiyor. Yine bunun tabanı var yani şu taradığımız yer taban. Mesela bu nasıl bir piramit? Bu alt tarafı bir kare olduğu için buna biz kare dik piramit diyoruz aslında. Çünkü yine bu yüksekliği buraya dik gelmiş. Tamam peki e, şunlar nedir? Bak şurası şu uzunluk aslında bizim taban ayrıtı denilen bildiğimiz şey. Şu e, yükseklik buna biz e, cisim yüksekliği diyoruz. Cisim yüksekliği diyoruz. E, veya direkt yükseklik de diyebiliriz. Hani e, piramidin yüksekliği diyebiliriz. Şu zımbırtıya biz yanal ayrıt diyoruz. Yanal ayrıt diyoruz. Peki şu zımbırtıya ne diyoruz? Aslında biz e, yanal yükseklik diyoruz. Yani ya, şu Üçgen dediğimiz şu alanın, şuradaki üçgenin aslında bir yüksekliği vardır. Bu da burasıdır Yanal alan, yalan alandır diyebilir miyiz? Yalan bu? değildir, yalandır, saçmalamayacağız. Yan tarafında gidemek aslında diyoruz. Ama çok zor ben, bir tekerre. Yani. Yalan alan, yanal alan evet, mıdır? Evet, çok tebrik yoksa... ediyorum seni. Şimdi bu ay açtığımız zaman ben böyle bir şekil çıkıyor. Dikkat et, desen, burası bu taban bu e, şu morla taradığım yer aslında buraya çıkıyor evladım mesela şurası aslında burası oluyor mesela bizim önde gördüğümüz yer burası oluyor gibi böyle açılıyor dört tane üçgen yani dört üçgen aslında bunun yanal alanını oluşturuyor bir de bir kare de aşağıda duruyor bu da taban alanını oluşturuyor bunları görebilmek çok 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 hayati çok çok önemli. diyor. Gerçek dik piramitlerin alanını hesaplamaya. Bir kere kare dik piramit varsa burada ben bunun taban alanını hesaplamak için çok basit. Kenarlarını çarpıp kare olduğu için 6 kere 6'dan 36 olduğunu söyleyebilirim. Bu çok basit bir mantık. Bir de yan alanı var ki o birazcık karışık. O, o mantığı şu aslında. Şimdi ben bunun alanını bulabilirsem bir tane üçgenin alanını hesaplayabilirsem bunun alanını 1, 2, 3, 4 tane üçgen olduğu için 4 tane üçgen ile bulabilirim. 4 çarpı üçgen. Peki üçgenin alanı nedir? Bu üçgenin alanı hesaplayabilmek için bir tane mantığımız var. Diyorum ki ben üçgende dikkat ettiysem ee şöyle bir üçgen. Şu üçgeni böyle hatta böyle koyultuyum. Bu üçgenin tabanı burası olsun. Yani alt olsun. Üçgenin alanı neydi? Üçgen eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi Tonguç evlenme? Evet hocam. Bunun tabanı altı. Eyvallah. Tabanı altı. O zaman 6 çarpı. Yüksekliği bilmiyorum. Yüksekliği nedir, nedir biliyor musun? Hemen sana çiziyorum bak. Şuradan indirdim. Şöyle indirdim. Yanal yüksekliktir. Ben bunu bulmalıyım. Böyle iki yapacağım sonra. Çat böyle iki yapacağım. Peki ben bunu nasıl hesaplarım? Şimdi ben bunu ortada indirdiğim zaman burası bir kare dik piramit olduğu için bunu iki eşit parçalıyor. Yani üç üç şeklinde ayırır. Değil mi Tonguç Evet hocam. Süpersin. Peki e, şurası beş santimetre. O zaman burası beş santimetre olmaz mı Tonguç Evet. O zaman evet. burası da beş. Burası da beş. Yani bütün kenarları bir, bir aynı gibi düşün. E burası beşse burası üçse bak şurada bir dikkat ettin mi bir üçgen var. O üçgen dik üçgen. Yani şurası dik dikkat E bu dik üçgende burası 3, üç, burası 5 ise burası 4 olmaz mı? 3, 4, 5 görünen evladım benim. Evet hocam. Evet süpersin gerçekten de. 4 olmaz mı? Olur 4. Harika. Dolayısıyla e, burası yük... E, birazcık karışık olduğunu biliyorum. Gerçekten birazcık zor bir gözükmesi. O zaman burası 4 yüksekliği işte 4. 6 kere 4 bölü 2, 12. O zaman ben üçgenin alanını 12 bulduysam 4 tane üçgenin alanı 4 kere 12'den 48 çıktı. Bak işte sana gelen alanı bulmuş oldum. Yüzey alanı dediğimiz şey ise 1, 2, 3, 4 tane üçgenin alanı yani 48 artı bir de taban alanı yani 36 demiştik. 48 artı 36'dan 70, 84 cevabımız çıkar. Bravo diyorum sana ve geldik dik prizmanın hacimlerine bakalım seninle beraber. Hacim dediğimiz şey prizmalarda çok basit bir mantığı var taban alanı hatta şöyle yapalım. Farklı bir kalemle yaz yazalım ya şu kalemle yazalım. Farklı taban... seviyorsunuz hocam. Tabii ki taban alanı çarpı yükseklik denilen prizmalarda bir alan formülü var ki işimizi çok kolaylaştırıyor. Mesela dikdörtgen dik prizmanın bunun taban alanı yani burası A ile B'nin çarpımı çarpı yüksekliği de H olduğu için A, B, H'dir bunun, alanı, bunun hacmi diyebiliriz. Geldik bu zımbırtıya. Mesela burada bir dik üçgen dik prizma var. Dolayısıyla bunun taban alanı şurası veya burası hiç fark etmez aynı tabana sahip. Çünkü bu üçgenin alanını bulabilmek için ne yapıyorduk? Tam e, üçgenin kendi alanını hesaplıyor. Üçgenin alanı nasıl? nasıldı? Bu dik kenarların çarpımı böyle ikiydi. Çarpı yüksekliğini bunun. He bitti bu kadar. Yani üçgen alanı yani taban alanı aslında. Tabanı çünkü üçgen şeklinde. Çarpı yükseklik yapıyorum. Tonguç evladım benim. E, ee, diyor. Gel senle o zaman bir de dik piramitlerin hacimlerine bakayım senle. Piramitlerin hacimlerine de aynı mantık var. Ama bu sefer yine taban alanı çarpı yüksek yapıyoruz ya. Onu üçe bölüyoruz. Bitti bu kadar. Yani e, piramit üzerine oturabiliyor musun? oturamıyor musun? Oturamam. Oturamazsan 3'e böl. Bitti bu kadar. Hacimini 3'e bölüyorsun. E, o zaman hemen cevap buluyorsun. Mesela kare dik piramidin hacmi bulmak için taban alanı çarpı. Taban alanı nedir? Karedir. A'nın karesi çarpı. Yükseklik H'dir. Bölü 3. Bitti bu kadar. Çünkü piramit üzerine oturamıyoruz. Geldik bu zımbırtıya. Mesela bunun taban alanı nedir desek? 13, 13, 10 şeklinde bir e, şey var aslında burada. 13, 13, 10. Mesela ben bunun şu alt tarafını aldım buraya böyle çizdim senin için. Bu bir e, dik üçgen pardon bu bir ikizkenar üçgen aslında. Ben bunun alanını bulup taban alanını bulup yani yüksekliği de çarpacağım sonra üçe böleceğim. O zaman ben bunun alanını hesaplayayım biliyor musun? Böyle birazcık üçgenleri bilmek gerekiyor tabii ki. De. Burada ben buradan ortadan dik, dik çizsem Tonguç'um bunu iki parçaya böler. Yani 5-5 beş, beş diye ikizkenar olduğu için. O zaman burası 5 13 ne üçgeni vardı. 5 12 13 üçgeni özel üçgenlerden 3 4 5 nasıl hatırlıyorsan değil mi evladım üçgeni? Evet hocam 3 4 5, 5 üçgeni. 5 12 13 üçgeni var Pisagor'da. Dolayısıyla bunları hatırlarsak burasının 12 olduğunu buluyoruz. O zaman ben yüksekliğin 12 olduğunu buldum ya. E, üçgenin alanı nasıl hesaplanır? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 10 çarpı 12 bölü 2. O zaman e, kaç çıkaralım? 120 bölü 2 60. O zaman taban alanı yani 60. Yani şu üçgenin alanı, şu üçgenin alanı çarpı yüksekliği yani 4 4 bölü 3 bitti bu kadar. Yani 240 bölü 3'ten 80 santimetre küp dikkat ettiysen böyle bir sonuçta çıkar diyoruz. Ve ödülü sorumuzu yap şimdiden yorumlar yola. Hadi bakalım başarılar. Biraz. Sağ olun hocam.